Şimdi mesela benim yaptığım iş, Allah aşkına başından beri söylüyorum. Nedir? Senin evde komiklik yapman gibi bir şey değil mi? Zaten başka türlü olduğunu ben söylemedim bile. İlk sahneye çıktığın zaman 100 kişilikli mekan. Nasıl anlattılarsa sağda solda çevreleri genişmiş demek ki. Kitle genişledi. Ha biz de gidelim izleyelim. Konu bundan ibarettir. Ben yani zaten sistemi fazla değiştirmiş değilim. Yani ama belli bir şöhretten sonra eroin kaçakçısı muamelesi görmek, o da tabii bizim memleketin yani götürdü parayı falan. Hani yalnızca buna bağlanması çok acayip. Götürdü parayı falan. Onun için buraya oturan bazen salonda oturan erkekler çoğu önce hasılatı hesaplar. Suratlarından belli olur. Ben de bunu söylerim gördüğüm için. Çünkü insanların konuşmalarını da duyuyorum. Fuayda falan her yerde mikrofon vardır. Haberin yok. Orada ne dedikodular yapıyorsun? Hepsi bende kuliste arkada. Oradan biliyorum. Erkekler hemen hesaplıyor. Ulan 50 milyon burası 1000 kişi olsa. Ya sana ne lan? Ya sana ne? Bu işe mi gireceksin? Sana ne? Yıllardır bu vardır ya. Ya bizim millet böyle dayanamıyor böyle şeyler. Yani bir binaya bakıp buraya ne kadar demir gitti acaba falan. Hep hissiyat bu olduğu için. Ulan 60 milyon olsa 1000 kişi. İyi. Vallahi iyi. E iyiyse çık yarın. Allah Allah. Sanki birinin hakkını gasp ediyorum ben. Götürdü lan parayı gene. Ulan bedava yapayım. Bedava da çok kötü oluyor. Hiç gülmüyor millet. Parayla almış biletin şeyi aynı hissiyat aynı olur mu ya? Bazen kara borsadan bilet almış olanlar oluyor. Onlar her şeye gülüyor. 200 milyon vermiş kolay mı? Hani hiç kaçırmak istemiyor. Öyle. Bizim gösterilerimizde insanlar Allah'tan mutlu ayrılıyorlar. Mutlu ayrılmasa böyle olur mu? Hani yoksa çarpılırız çünkü bizi biliyorum. Şöyle bir duygumuz var gülmekle ilgili. Onu çözmüş olmam benim büyük mutluluğum. Gülmekle ilgili duygu şudur. Ah çok güldük başımıza bir şey gelmesin. Bunu kırdım ben ya. Böyle bir şey vardı eskiden. Çok güldük başımıza bir şey gelmesin. Şimdi burada gülen bazı kişiler hep otoparktaki arabanın durumunu düşünüyor. Hani böyle gülüyoruz ama kelebek camından girmesinler. Vallahi bak. Çünkü gelenek öyle. Gelenek şu. Ulan çok gülünce illa bir ceza kesilir. Öyle değil mi? Gelenek odur. Çok gülüyoruz ama. Ya öyle bir şey yok. Batıl inanış o. Öyle bir şey gerçek olsa ben sıçtım. Beni düşünsene. Günde 1000 kişiyle gülüyorum ben. Öyle bir şey olsa ben yanarım. Hiç telaşlanacak bir şey yok. Gülün neşenize bakın. Gülmek çok enteresan bir şeydir. Vücuda çok ciddi faydaları var. Neler oluyor vücutta gülerken? Ben bilimsel araştırdım. Endorfin salgılıyor vücut. Vücut serotoninle doluyor. Bir coşku falan. Hani faydası nedir diyorlar. Ya ertesi gün görürsün faydasını. Olaylara bakışın değişir abi. Bir kıvılcım patlıyor kafada. Başka bir mesaj yok mu? Ya mesaj sen ne alırsan o ben bilemem. Öyle değil mi? Mesaj alan kişiyle ilgili değildir. Ben nasıl anlatıyoruz mesajı almayı? Hani burada bir şey var. Bir alıcı, receiver. Source and the transmitter. Ha? Message transferred by the transmitter from the source to the receiver. Ha? And somebody else's lover. Yani... diyeceğim şu ki... Diyeceğim o değil tabii de. Ben baksa şarkımı söyleyeyim dedim. Yani mesajı alan kişi kendi bilir ne alıyor. İstanbul'un silüetine bakıyor bazısı. Yahya Kemal oluyor. O silüet onda öyle bir his uyandırıyor. Bazı bakıyor aynı silüete diyor ki İstanbul sen büyüksün ben büyük. Ananı sikeceğim senin. Şimdi aynı İstanbul ama bünyedeki reaksiyon başka.